Ya Allah, selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Dün akşam kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah izin verirse inşallah. Sünnete tabi olmanın, sünnete göre hareket etmenin farz olduğuna dair sahabenin, tabiinin ve tebaî tabiinin bu noktadaki hareket ve tavırlarına devam edeceğiz. Bu sünnete göre, hadislere göre hareket etmenin farz olduğuna dair ve farz olarak hareket eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra ashabın bu konudaki davranış biçimi, ashabtan sonra tabiin dediğimiz sahabeden ilim alan alimlerin ve tebai tabiin, yani sahabeden ilim alan, ilim öğrenenlerden sonra gelen üçüncü nesil İlim erbabının bu noktadaki söz, fiil, davranış, bunlarla alakalı inşallah ölçüleri konuşacağız. İnşallah Cenab-ı Hak bize bunları uygulamayı nasip etsin. İnşallah cümle kardeşler bunu anlamayı da Cenab-ı Hak kardeşlere nasip etsin inşallah. Sahabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ne görüyorsa onu icra ediyordu. Bu günlük fiiliyatlarında, hareketlerinde de öylesine bir sünnete tabiyet vardı ki, öylesine sünnetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin fiil ve davranışlarıyla kendilerini hemhal ediyorlardı. Onlara baktıklarında insanlar sanki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüyordu. Mesela bir cuma günü meşhurdur bu. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri cumaya yetişeceğim diye hızla giderken kafasındaki sarığını bir evin böyle biraz yola değil de böyle işte hani saçak deriz ya, saçağına kafası değer, sarığı orada kalır ve saçak orada insanların gelip gittiği yolda ondan sonra müşkilat arz ediyor diye saçağı kaldırır. Hızla gider cumaya, cumada bunu söyler Müslümanlara. Hazreti Abbas radıyallahu anh hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası der ki, ne yaptın ya Ömer? Çok samimidirler onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin amcası Abbas ile Hazreti Ömer Efendimiz çocukluklarından samimilerdir. Çok iyi dosttur ikisi. Diyor ki, ne yaptın ey Ömer? Vallahi o saçağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi elleriyle koymuştu. O koca Ömer titreye titreye, ağlaya ağlaya saçağı gider aynı şekilde yerine koyar. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bir seyahat esnasında Mekke'ye giderken hizmetçisine der ki yanındakine, deveyi durdurur. Gider orada abdest tazeler, bevleder. Yani defi hacet eder eski dilde. Yanındaki sorar. Ey Abdullah, bundaki hikmet ne? Vallahi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden buradan geçerken her seferinde Hazreti Peygamber burada işte
tuvalet ihtiyacını giderir. Ondan sonra da abdest tazelerdi. Bakın kendilerini Hazreti Peygamber'e uydurmakta bu kadar şedittirler. Bu kadar samimidirler. Bu kadar ihlaslıdırlar. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözü var ise onun üzerine bir söz yoktur asla. Bundan böyle küçük küçük örnek birkaç tane. Bunun en önemlisi Hazreti Ebubekir Efendimizin yaptığı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat eder. Vefat ettikten sonra daha henüz defnedilmeden, çünkü Emir el-Mü'minin cenaze namazını kıldırması gerekir. Bakın burada İslam'da hiç serkeşlik yoktur. Hiç boşluk yoktur. Hiç anarşi yoktur. Hiç. Hiç başıboşluluk yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat eder. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilir. Namazını okuldur. Bunlar size ders olsun hep. Buradan sufiler kendilerine ölçü çıkarmışlar. Bir üstad vefat ederse anında istihare yapar herkes, gider bir üstada bağlanır. Başıboşlukluk, düzensizlik, anarşi yoktur İslam'da. Bir yerde bir belediye başkanı vefat ederse anında hemen oraya birisi atanır. Bir vali orada eğer görevde son verildiyse anında oraya vali atılır. Asla başıboşluluk yoktur. Asla hiyerarşi delmek yoktur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri halife seçildikten sonra ilk savaşı zekata karşı çıkanlardır. Ve bunların başında da yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab vardır. Müseylemetül Kezzab Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğinin son döneminde peygamberlik iddiasıyla çıkmıştır. Peygamberlik iddiasıyla çıkınca Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği için ona savaş açmamıştır. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra yani onun peygamberlik ilanı şudur. Biz Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğini kabul ediyoruz. Onun getirdiklerini de kabul ediyoruz. Ama ben de Nebiyim. Öyle der. Vefat ettikten hemen sonra da ilk sapıklık sapma başlar. Der ki sizden zekatı kaldırdım. Tabilerine. Bundan sonra zekat ödemeyeceksiniz. Bundan sonra zekat yok. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri hemen diyor ki Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayırt edenlerle savaşırım. Yani namazı kılacaklar ama zekatı vermeyecekler. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayırt edenlerle savaşırım. Bunun üzerine Hazreti Ömer ondan razı olsun. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri La ilahe illallah deyince kadar insanlarla, müşriklerle savaşmakla emrolundum. Bunu derlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı bundan müstesnadır. Buhari Müslim hadisidir bu.
buyurduğu halde sen sadece zekat vermek istemeyen insanlarla nasıl savaşırsın dedi. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin disturu neymiş? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimsenin canı, malı, ırzı, aklı, dini her şeyi emindir. Bir kimse onun kanını dökmez. Bir kimse onunla savaşamaz din adına. Din adına la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseyi siz küfür isnat edemezsiniz. Ancak Kur'an ve sünnetle sabit olan haramı helal ederse, Kur'an ve sünnetin karışmadığı, hakkında hüküm vermediği helalı Kur'an ve sünnete dayanmadan haram ederse, o zaman dinden çıkmış oluyor. Bir farzı inkar ederse, bir farzı reddederse, bir haramı inkar ederse, içki haram değil derse, faiz haram değil derse, zekat farz değil derse, oruç farz değil der ise, o zaman o kimseye din tebliğ edilir. Önce o kimsenin sağlığı, durumu, kafası yerinde mi diye bakılır. Akli dengesi bozuk mu değil mi ona bakılır. Akli dengesi yerinde ise ona din tebliğ edilir. Din denilir ki bunlar olmazsa olmaz Allah'ın farzları. Sen Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetinde sabit olan farzları inkar edemezsin. Sabit olan haramları inkar edemezsin. Haram edilmeyenleri sen haram da edemezsin. Bu kimseye tebliğ edilir. O tebliğden sonra hala daha o ısrarla inat ediyorsa o zaman ona savaş açılır. Öbür türlü ona savaş açılmaz. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri diyor ki sen bu la ilahe illallah diyenlerle mi savaşacaksın? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine vermiş olup da bana vermek istemedikleri bir yular dahi olsa vermediklerinden dolayı onlarla savaşırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanındaki ölçü, miktar, kıymet neyse zekatta aynı şekilde verecekler vermezlerse savaşırım ve savaşır. Hazır bir ordu vardır çünkü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sağlığında o orduyu başka bir yere gönderecektir. O ordu gider, vahşi de o yalancı peygamberi katleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri der ki Allah Ebu Bekir'in gönlünü açmış, onun haklı olduğunu anladım der. Nitekim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri bu meseleyle sünnete Resulullah'a bağlılığını göstermiştir. Ve sünnete bağlılığın ne kadar önemli olduğunu bütün ashab-ı Resulullah'a bir daha bunu anlatmıştır. Yine dün akşam hata yapmışım, özür dilerim. Bunu Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında olduğunu söylemiştim ben. Burada hata yapmışım, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'denmiş. Bu meseleyi tekrar buraya aldım çünkü akşam söyledikten sonra kendim de emin olamadım. Bugün tekrar baktım. O yaşlı kadınla alakalı. Hazreti Resulullah, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e gelir bir kadın. Der ki nine benim mirastan payım ne der? Benim mirastan payım ne diye sorunca
Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerinin verdiği cevap enteresan. Dün akşam söyledim ama bugün isimleri yerli yerine koymamışım. O yüzden bizatihi tekrar bunu aldım ki kendimi bu noktada doğrultayım diye. Hazreti Ebubekir Efendimiz der ki, Kur'an'dan sana bir pay yok. Kur'an sana bir pay vermemiş miras hukukunda. Ama der, bunu bir arkadaşlara sorayım, sahabelere sorayım. Bu konuyla alakalı bir duyan, bir haber alan var mı? Ardından meseleyi sahabeye sorar. Sahabeden bazıları Hazreti Ebubekir Efendimizin onu anlatırlar. Derler ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanındaydık. Nineye mirastan altıda bir pay verdiğine şahit olduk. Nineye mirastan altıda bir verdiğine şahit olduk. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Allah ondan razı olsun, nineye o payı verir mirastan. Bunun gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de valilere emrederken hepsine de kendi halifeliğinde insanların arasında Allah'ın kitabıyla onda bulamazlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetiyle hüküm vermelerini tavsiye eder, emrederdi. Ama bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yoludur. Sorar ya Yemen'e vali gönderirken, neyle hükmedeceksin? Kur'an'la ya Resulallah. Enteresandır. Bulamazsan senin sünnetinle ya Resulallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tebessüm eder. Aynı şekilde Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de İslam dünyasının en fazla genişlediği zamandır Hazreti Ömer Efendimizin zamanında. Hazreti Ömer göndermiş olduğu bütün valilere hüküm noktasında Kur'an ve sünnete göre hükmetmelerini söyler. Kur'an ve sünnete göre. Mesela zaman zaman ben böyle buna değinirim. Örnek olarak buna yine bu gece değineyim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri zamanında eşcinsellik yapan insanlar yakalanırlar. Nerede? Halid bin Velid'in valilik yaptığı yerde. Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri, bakın, kendisi hükmetmez. Mektup yazar Medine-i Münevvere'ye. Der ki, burada böyle 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 bu fiiliyatı işleyenler yakalandı. Bunlar da kendileri bunu ifade ettiler. Kendileri bunu söylediler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri der ki, karışık bir meseledir çünkü. Ashabı toplar. Der ki, bu konu hakkında ne buyurursunuz? Ne yapmamız lazım? Kim ne duydu buradan? Bununla alakalı. Çünkü neden? Enteresan bir konudur. Enteresan bu konu olduğundan şu. Bu mesele Mekke'de yoktur hiç. Mekke'de bir eşcinsellikle karşılaşılmamıştır. Mekke devrinde böyle bir haber yok, böyle bir hadis yok. Vardır belki de orada da eşcinseller ama bunlara karşı ne yapılacağına dair bir hukuk yok, bir hüküm yok. Çünkü Mekke döneminde bir hukum yok. Hüküm yok çünkü, hukuk yok. Mekke dönemi sadece dinin tebliğ edilmesi. Allah var, sıfatları, Allah'ın tanınması, Kur'an'ın tanınması, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliği. İbadet de yok Mekke döneminde. Namaz farz kılınmamış, oruç farz kılınmamış, zekat farz kılınmamış, hac farz kılınmamış Mekke'de. Haramlarla alakalı hukuk, hüküm de Mekke'de yok. Mekke'de işlenen mesele bir tek şirk.
Şirk bir tek işlenen mesele Mekke'de. İşte bu eşcinsellerle alakalı Halid bin Velid mektup gönderir Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri toplar sahabelerin büyüklerini, alimlerini. Neyle hükmedelim derler. Herkes kendince bir görüş söyler. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Lut aleyhisselamın tebliğ ettiği kavimle alakalı ayet-i kerimeleri okur ve Cenab-ı Hakk'ın o kavme helakını örnek alaraktan bu eşcinsel ilişkiye giren kimselerin öldürülmesini, onların yakılmasını, o evin de yakılıp yıkılmasına fetva verir. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin fetvasıdır. Ve bu fetvaya göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri bu meselenin böyle olmasına gerektiğini Halid bin Velid'e söyler. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine'de bu tip kadınsı hareket eden insanları sorar. Bunlar nedir? Medineliler derler ki ey Muhammed, bunlar kendilerini kadın gibi hissediyorlar. Kadın gibi hissediyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onları Medine'nin dışına çöle sürer. Der ki onlar orada yaşayacaklar. Medine'nin içinde yaşamayacaklar. Bir rivayette 15'te, bir rivayette işte ayda bir gelip Medine'den ihtiyaçlarını görecekler der. O böyle bir fiili livatanın olmadığından dolayı onlara bir hükümde bulunmaz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin zamanında başkasının zorlamasıyla çocuğunu düşüren kadınla ilgili hüküm sorulur. Bu da nedir? Bir kadın hamiledir. Hamile kalır. Kocası evde yok, seyahatte. Kadının birinci eşi, ikinci eş hamile kaldığını duyunca kıskançlıktan onun beline sopayla vurur. O kadının çocuğunun düşürmesine sebep olur. Zorla düşürür çocuğunu. Evde erkek yok. Adam seyahatte. Böyle bir şey söz konusu olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin zamanında oluyor bu. Bu mesele önemlidir. Buradan çocuğun diyeti çıkar çünkü. Ve zorla çocuğunu düşüttürür birinci eş. Bu sefer öyle olunca bu iş mahkemeye, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine akseder. Tabi Hazreti Ömer bu meseleye baktığında çetrefilli bir iş. Kur'an-ı Kerim'de bunun hükmü yok. Kur'an-ı Kerim'de bunun hükmü yok. Kur'an-ı Kerim'de anne karnındaki çocuğun hükmü yok. Bir çocuğu, bir kimse anne karnında bunu katledebilir mi? Katledemez mi? Nereye kadar katleder? Katlederse bunun cezası nedir? Yok Kur'an'da. Bu Kur'an'da yok deyip de şimdi bütün kadınlar karınlarındaki çocukları katledebilirler mi? Sünnete bağlılığın, sünnete göre hareket etmenin faziletleri. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bakar ki bu iş çetrefilli. Neden çetrefilli? Kur'an'da hükmü belli olmuş olsa hükmünü verecek hemen. Ama Kur'an'da hükmü yok. Bu sefer bu noktada sahabelere yine ne yapar? Haber gönderir. Sahabeden iki kişi, Muhammed bin Seleme ve Mure bin Şube. Bunlar derler ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerin bu hususta vermiş olduğu bir içtihat var, fetva var. Bu ne?
bir köle veya cariyenin hürriyetine kavuşturulması gerektiğini hükmetmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Buna sebep olan, yani bir kadının çocuğunun düşürmesine sebep olan kimse ya bir cariye veya bir köle hürriyetine kavuşturacak onu. Dikkat edin. Bir kimsenin hürriyetine kavuşturacak bu suçu işleyen bir kimse. Bu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti. Bu sünnetten çıkarıyorlar bunları. Bir kadının ölümünden sonra kocasının evinde iddet beklemesinin hükmü Hazreti Osman'a soruluyor. Hazreti Osman Efendimiz'in dönemi. Hazreti Osman Efendimiz'e diyorlar ki bir erkek öldü, karısı nikahı düştü. İddet beklerken nerede iddet bekleyecek? İslam ne kadar ince düşünüyor. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri de, o da sahabenin içerisine haber salıyor. Bununla alakalı bilgisi olan gelsin bize söylesin. Ondan sonra yine sahabe bu noktada şehadet ediyorlar. Diyorlar ki iddeti bitinceye kadar kocasının evinde kalması gerekir. Bu da sünnet-i Resulullah ile tespit edilmiş. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri şarap içtiği için Velid bin Ukbe'ye sünnetin hükmü gereği had cezasını uygulamıştır. Şarap içiyor bir kimse. Şarap içince şarap içinin cezasının ne olduğu yok yine Kur'an'da. Birisi şarap içti, cezası ne? Haram. Cezası ne? Cezası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Hazreti Osman'ın, enteresan, burayı iyi dinleyin. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri haccı temettüyü yasaklıyor. Hac yapmayı değil, temettü haccını yapmayı yasaklıyor. Temettü haccı neydi? Herkes yanında kurbanını götürüyor. Önce ömreyi yapıyor, ihramdan çıkıyor, ardından hacca niyet ediyor ve kurbanını kesiyor, haccı tamam oluyor. Haccı temettü. Hazreti Osman temettü haccını yasakladığını haber alınca Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri onun aksine, bakın onun aksine yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz'in davranışına bak. Hazreti Osman Efendimiz İslam halifesi. Devlet başkanı. Sahabenin bu noktadaki radikal, bize radikal gelen tutumuna bakın. Devrim niteliğinde. Devrim. Ben derim ya, sufiler bu noktada devrimcidir diye. Devrim niteliğinde. Bakın, Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Hazreti Osman bizden değil mi? Evet. Ama itaat nasılmış bakın. Hazreti Ali Efendimiz'in keskinliğine bakın. Hazreti Ali temettü haccına niyet ediyor. Ve herkese de bunu gösteriyor. Söz muhteşem. Ben insanlardan herhangi birisinin sözünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini bırakamam. İnsanlardan herhangi birisi, bu Hazreti Osman olmuş, Ömer olmuş, Hazreti Ebu Bekir olmuş, filanca şeyh efendiymiş, hoca efendiymiş, filanca alimmiş, filanca dervişmiş, filanca sufiymiş, filanca kutupmuş, filanca mollaymış, fişmanca alimmiş.
Müthiş. Hursisi bunları topladım. Müthiş. Din, Kur'an ve sünnet. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin çerçevelenecek söz. Ben insanlardan herhangi birisinin sözünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakamam. Alevisi, Şiası, Haricisi, Sünnisi, Malikisi, Hanbelisi, Hanefisi, Kadirisi, Rufaisi, Bedevisi, Mevlevisi, her neysen, adın neyse. Hangi kliktensin, hangi tarikattansın, hangi mezheptensin, hangi şeyhe bağlısın, geç. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerin sözü. Ben insanlardan herhangi birisinin sözünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakamam. Şimdi insanlar şeyhlerinin sözüne bakıyorlar sünnete Resulullah varken. Hocalarının sözüne bakıyorlar sünnete Resulullah varken. Ya bizim hoca efendiden sen iyi mi biliyorsun? Ya kardeş, hadis var. Ya sen bizim şeyh efendiden iyi mi biliyorsun? Ya hadis var. Senin şeyhin peygamberse söyleyecek sözümüz yok. Allah yoluna açık etsin seni. Senin hocan peygamberse söyleyecek bir laf yok. Zekat fukaranın eline verilir. Zekattan cami yapamazsın. Zekattan tekke yapamazsın. Zekatla okul yapamazsın. Zekatla medrese yapamazsın. Zekatla kitap basamazsın. Zekatla yol yapamazsın, köprü yapamazsın. Zekatla sen hastane açamazsın, postane açamazsın. Açamazsın. Zekatın kimlere verileceği ayetle, hadiste belli. Bitti. Ya bizim şeyhimizden iyi mi bileceksin? Ya kardeşim senin şeyhin din koyucu mu? Yeni bir din mi icat ediyor? Hadisle sabit olacak bir şey. Ya Kur'an'dan temel olacak, ya hadisten temel olacak. Ya Kur'an'dan temel getirecek bize. Diyecek şu ayeti kerimeden yola çıktık. Diyecek ki bu hadis-i şeriften yola çıktık. Bakın, o imamlar, İmam-ı Azam, fetvasına mesele olacak bütün hadisleri toplamış, müsned olarak yayınlamış. Hanefi fıkıhçılarının, Hanefi fıkhının hadisi İmam-ı Azam'ın müsnedinde. İmam-ı Malik müsned yayınlamış. Müsned toplamış hadisleri. Hangi hadise dayanarak hükmettiklerini hadis kitabında toplamış. Demiş ki biz fıkhımızı bu hadislerden çıkardık. Mezheplere karşı çıkan cahil kimseler. Karşı çıktığınız şey hadis-i şeriflerden çıkarılan meseleler. Hadise karşı çıkıyorlar. İmam-ı Azam'ın müsneti var mı? İmam Malik'in müsneti var mı? İmam-ı Şafii'nin müsneti var mı? İmam-ı Hanbel'in müsneti var mı? Süfyan-ı Servi'nin müsneti var mı? Bütün ne kadar fıkıhçı var ise o fıkıhçıların hepsi de dayanaklarını bir kitapta toplamışlar. Biz bu hadise göre davrandık diye. Hadis var. Bir şeyi haram edecek olan kimse onun hakkında ayet ve hadis getirecek. Diyecek ki biz bunu
Bu sebepten dolayı haram ettik. Hadisi bu. Öyle işkembe-i kübradan haram etmek yok. Öyle işkembe-i kübradan helal etmek de yok. Bu din değil. Sen o zaman yeni bir din kuruyorsun. Kendi kafandan bir şeyi haram ediyorsan yeni bir din kuruyorsun sen. İşte şirk bu. Adam diyor ki işte kadınlar manto yiyor, çıplak hükmündedir. Hepsi de haram işliyor, hepsi de zina işliyor, hepsi de küfür ehlidir. Ya nereden dedin bunu? Nereden konuştun bunu? Nereden çıkardın bu fetvayı? Din, Kur'an ve sünnet. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin sözü çok hoşuma gitti. Sahabeden bazıları Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in Allah her ikisinden de razı olsun İfrat haccını güzel gördüklerini söyleyerekten temettü haccı yaptığı için Abdullah bin Abbas'a yani Abbas'ın oğlu Abdullah'a itiraz ettiler. Bakın sahabenin içerisinde de bu tip şeyler var. Hazreti Ebubekir Efendimiz de Ömer Efendimiz ifrat haccını çok severlermiş. Bunu daha fazla öne çıkarırlarmış. Haccı ifradı. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Abbas'ın oğlu. Dört Abdullah'tan biri. Dört Abdullah'tan biri. Diyor ki o hani normalde onun ikisine muhalefet ediyor. Temettü haccı yapıyor. Onlar haccı ifrat yapılsın istiyor. O da temettü haccı yapıyor. Temettüye niyet ediyor. Etrafındakiler ona laf söylüyorlar. Hep vardır böyle laf söyleyenler. Çok bilenler vardır hep. Hakkında ayet hadis bilmez. Çok biliyordur onu. Dedesinden öyle görmüştür. O çok biliyordur. Onun dedesinin dedesinin dedesi şeyh'tir çünkü. Yok o bir molla sülalesinden geliyordur. Ya ondan iyi mi bileceksin sen? Onun büyük nenesi vardı. Ne dervişti ne dervişti. Dinlediğim şeyler ya bunlar hep benim. Onun ninesinin ninesi varmış da kafasından böyle battaniye atar. Ondan sonra zikredermiş. O bilmeyecek de yani onun torununun torunu bilmeyecek de kim bilecek? Nenesinin nenesi böyle zikretti. Bütün sülale sufi oldu çıktı. Bunun gibi. Bunun üzerine şöyle diyor. Cevap muhteşem. Başınıza gökten taş yağmasından korkulur. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyorum. Sizler Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi diyorsunuz. Bu sahabeleri ayakta alkışlıyorum ben. Ayakta alkışlıyorum. Allah bizlere onların yolundan gitmeyi nasip eylesin. Amin. Bakın cevap muhteşem. Ben size diyorum ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle diyor. Siz de bana diyorsunuz ki Ebu Bekir Ömer böyle diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözünün bulunduğu yerde sonrakilerin sözü geçmez. Bu Ebu Bekir de Ömer de Osman da Ali radıyallahu anh hazretleri olsa da sözü geçmez Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o konuda sözü var ise. Bırakın geri kalanını kardeşler. Bilsin acım bu benim derin sancım. Derin sancım benim. Ben dini Kur'an ve sünnetten öğrendim. Ben dini Kur'an'dan ve hadislerden öğrendim.
Benim önümde din öğretecek birisi yoktu bana. Ve ben hala da aynı yerdeyim. Eğer ben dervişleri tanımış olsaydım önceden, Müslümanları önceden tanımış olsaydım, gerçekten Müslüman olmam çok zordu benim. Hala da aynı noktadayım. Kur'an ve sünnet bir cenahta duruyor İslam dünyasında. Müslümanlar bir cenahta duruyor. Ben hadis askeri hep söylerim ya, bunu anlatırım. Benim ciğer yaram çünkü bunlar. Bunlarla alakalı benim şeyhime hep beni şikayet ederlerdi. Askere gidiyor arkadaşlar. Çocuklar askere gidiyor. Ne yapalım diyorlar. Ben diyorum ki sabahleyin kalktığınızda abdestinizi alıp botlarınızı öyle giyin. Kafa sallıyor bak oradan bizim marangoz şimdi mobilyacı. Eskiler kafa sallıyorlar. Evet. Diyordum ki botlarınızı siz abdestli giyin. Ondan sonra bütün gün mest edin üstünde. Ve botlarınızla namazlarınızı kılın. Varsa necaset üzerinde botun üzerinde sil. Eğitim alanında git namazını kıl. Hatta diyordum ki cem edin. Öğlen ne ikindi. Ya muhkimsin. Ya kardeşim askersin. Cem et sen orada. Din cahili derviş kardeşler giderler beni şikayet ederlerdi şeyhime. Bu yeni yeni usul kaide getiriyor. Bu şeyh olacak canım. Bir gün Şeyh Efendi dedi, Allah rahmet eylesin, Mustafa Efendi dedi, ayakkabıyla namaz kılarmış, kılabilirsiniz diyormuşsunuz dedi. Hadis var efendim dedim. Var mı Mustafa Efendi hadis dedi. Var efendim dedim. Kütüb-i Sitte'de geçiyor dedim. Maşallah oğlum, okudun mu dedi. Okudum efendim dedim. Askere gidiyorlar efendim. Ne diyeyim askerdeki gidenlere dedim. Doğru söylüyorsun oğlum dedi. Dedim efendim. Askere giden gençlere dedim namazlarını bırakmamaları için onlara dedim kolaylaştırıyorum. Hadis var temelinde. Ondan sonra benim adım bir ara namazı üç vakte indirdi. Şia bu dediler. Hala da diyenler var. Hadis bilmiyorlar ki. Hadis bilmiyorlar. Evet İmam-ı Azam buna katılmamış. İmam-ı Azam için cem etme Arafat'ta ve Müzdelife'de. Arafat'ta ve Müzdelife'de. Orada öğlenle ikindi cem edilir. Müzdelife'de de akşamla yatsı cem edilir. Doğru. Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, seferi olanların hepsinde namazları cem edebilir demişler. Biz Hanefiler, seferi de olsan namazı cem edemezsin. Kısaltabilirsin sadece. Bunu demişler. Ama dört mezhebin dördüsü de cem edebilir demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de cem etmiş. Seferde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Medine-i Münevvere'deyken de namazı cem etmiş. Bunu aktaran sahabe diyor ki o gün hava çok bulutluydu, çok yağmurluydu. O gün namazı cem etti Hazreti Peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hava şartlarını söylüyorlar şey olarak, hani bunun esbab-ı nüzülü olarak. Ben de diyorum ki cem etti mi? Etti. Cem etti mi? Etti. Birleştirdi mi namazı? Birleştirdi. Ben şimdi İstanbul'da yaşayanlara, bir yerden bir yere gidecek misiniz? Namazı kaçıracağınız kesin veya şüpheli. Cem et kardeşim namazı. Seferi değilsin. Cem et ya. Hastanede, postanede, poliste, memurda, amirde, öğrenci, orada, burada bir sürü çalışan insan var. Kılamayacaksın bir daha namazı. Cem et kardeşim sen namazını. Hadis var hakkında. Din cahili olanlar bunları bilmiyorlar. Adam ishal, adam şeker hastası. Adam yelleniyor devamlı. Örneğin.
Hasta. Bir tarafında devamlı kanama var. Bir tarafında devamlı yarık var. Rahatsız. Dost doğru oturamıyor. Dost doğru kalkamıyor. Birisinin yardımıyla hayatını devam ettiriyor. Cemet kardeşim namazı. Sen namazı cemet. Hakkında hadis var. O mukim iken de cemetti. Hadis var. Hakkında hadis var mı? Var. Temelinde sünnete Resulullah'tan bir ölçü var mı? Var. Din bu. Temelinden bize sünnete Resulullah'tan ölçü getirecek. Her kim ise. Sen bu çayı haram demen için temelden bize sünnete Resulullah'tan bir ölçü getireceksin. Bana çay haram mı diye sorarsan sen cahilin ta tekisin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bu helal mı, bu helal mı diye sorana öylesine kızdı ki. Sen yani haramların çoğalmasını mı istiyorsun? Sen helalın haram mı olmasını istiyorsun diye onu azarladı. Haramlar bellidir. Bu helal mı diye sorulmaz. Haramlar bellidir. Bu haram mı diye sorulmaz. Bir şeyi haram diyen kimse onun deliliyle senin önüne getirecek. Diyecek ki delili bu. Ama Kur'an'dan, ama sünnetten. Ama Kur'an'dan, ama sünnetten. Diyecek ki bu haram. İşte ayet, işte hadis. Biz kabul edeceğiz. Biz kabul edeceğiz. Sıkıntı yok bunda. Ama hakkında ayet ve hadis yok. Sen hakkında ayet ve hadis olmayan bir şeyi kendi kendine haram etme lüksün yok. Bu bence haram olmalı. Olur. Sen geç kenara. Bir tane de peygamber tayin et. Yaz yavrum de. O da yazsın. Bence bunun da haram olması lazım. Bence bunun da haram olması lazım. Bence bunun da haram olması diye yaz sen yeni bir haram listesi çıkar. Sen de kendi inananlarına onu dağıt. Eyvallah. Kur'an ve sünnetten temel. Kur'an ve sünnetten bize ölçü getirecek. Kim haram diyorsa bir şeyi. Devam ediyoruz. Ne müthiş söz. Gökten başınıza taş yağmasından korkulur. Niçin? Bunu neden söylüyor? Aklıma geldi şimdi. Ayet-i kerime var. Kim Resul'e itaat etmezse onun başına bela, musibet, sıkıntı gelir diye. Başında bir bela, musibet, sıkıntı varsa hayatını analiz et. Hayatını analiz et. Allah bizi muhafaza eylesin. Hazreti Ebubekir ve Ömer'in Allah onlardan razı olsun. Sözlerine uymakla sünnete aykırı davranarak cezaya çarptırılmaktan korkulursa onlardan daha düşük durumda olan veya kendi basit görüş ve içtihadına bakarak sünnete aykırı hareket edenlerin halini hep beraber düşünelim biz şimdi. Yani bir sahabe var, Hazreti Ebubekir ve Ömer efendilerimizin sözüne aykırı hareket ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu noktada hadisi şerifi var, sünneti var. Onun sünneti orada dururken sizin sözünüze ben ittiba eder, sizin sözünüze göre davranırsam gökten başımıza taş yağmasından korkarım diyor. Artık sünnete muhalif hareket eden hoca efendilerin, şeyh efendilerin, üstadların, profesörlerin
ne bileyim öğretim üyelerinin, dervişlerin, sufilerin, cami imamlarının, müftülerinin, diyanetin, her kim var ise sünnete muhalif davrananların hallerini biz kendimiz düşünelim artık. Kendi halimizi zaten Allah bizi affetsin. Bizde onlardan kalır yanımız yok. Allah hepimizi affetsin. Hayatımızı analiz ettiğimizde bizim hayatımız nerede? Hep beraber bakalım. Sünnet-i Resulullah meydanda. Sahabeden birisi. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'la sünnetle ilgili bazı meselelerde tartışınca o adama şöyle dedi. Bizler Ömer'e mi yoksa sünnete mi uymakla emrolunduk? Kim bu? Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah. Bakın sünnete Resulullah'ta bağlılıkta ne kadar ileriler. Kendi babası için diyor. Bizler diyor Ömer'e mi bağlı kalacağız? Yoksa sünnete Resulullah'a mı? Ne kadar ileriler. Ne kadar bize keskin geliyor. Bizim oğlumuz diyecek ki baba sana mı bağlı kalacağım sünnete Resulullah'a mı? Bizim derviş kardeşler diyecek ki sana mı bağlı kalacağız senin bu sözün sünnete Resulullah'a muhalif Hazreti Peygamber'e mi? Eğer Türkiye'deki Müslümanlar hocalarına, şeyhlerine, alimlerine, başlarındaki kocalarına, annelerine, babalarına, herkese şu sözü söyleyebilse. Sana mı bağlıyız sünnete Resulullah'a mı? Bu kadar. Bunu kime söylüyor? Orta yerde bir koca Ömer var. Şeytan içinizde en fazla ondan korkar denilen Ömer. Eğer bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu. Adalette bütün dünyaya nam salmış Ömer. Akılda nam salmış Ömer. O da öyle şeydi. Bu vahiy mi ya Resulallah? Sorabilecek kadar cesaretli. Bu vahiy mi ya Resulallah diyebilecek kadar ilmin köküne inmeye çalışan kimse. Bakın oğlu da diyor ki biz Ömer'e mi yoksa sünnete mi uymakla emrolunduk? Ömer'e mi yoksa sünnete uymakla mı emrolunduk? Yine İmran bin Hüseyin, Allah ondan razı olsun. Sünnetten bahsederken orada bulunanlardan birisi bize Allah'ın kitabı Kur'an'dan haber ver dedi. Ona hiddetlenerekten şöyle dedi. Sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Şayet sünnet olmasaydı öğle namazının farzının 4, akşam namazının farzının 3, sabah namazının farzının 2 rekat olduğunu, zekat ve diğer konularla ilgili hükümleri detaylı olarak bilemezdik. Başka türlü bu detaylı olarak bilinmesi mümkün değil.
İşte sünnete göre yaşamanın, sünnete göre kendini delillendirmenin, sünnete göre hareket etmenin ve sünnetten aykırı hareket etmekten sakındırmakla ilgili sahabeler o kadar çok hadisler toplamışlar, o kadar çok eserler yayınlamışlar, o kadar çok kitaplar bu noktada husule gelmiş. Ve bununla alakalı kendi aralarında keskin bir şekilde sünnete bağlılık söz konusu olmuş. Bunu şimdi aktaracağım şeyi de özellikle aldım. Ben bayan kardeşlere cumaları camilere gidin diyorum ya. Israrla da herkes işte cumalara kadınlar gitmesinler diye ısrar ediyorlar. Camilere kadınlar gitmesin diye ısrar ediyorlar. Bu konuda fetvalar yayınlıyorlar, laflar söylüyorlar, bana da söylüyorlar. Bu konuda yine bir enteresan bir şey. Yine kimden? Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'tan. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kayınçosu. Esma radıyallahu anh Hazretleri'nin oğlan kardeşi. Çocuk yaştayken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin evine girip çıkan, hemen hemen her gün evine gelen Ashab-ı Süfa'dan ama aynı zamanda hem de kayınçosu. Evde beraber namaz kılmışlar, evde beraber zikretmişler. Yanı başında, onunla bir şey sorduğunda almış. 23 kez beraber seyahat etmişler. 23 kez. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 23 kez seyahate çıktım. Her şeyde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanında duran kimse. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sözü: Allah'ın kadın kullarını camilere gitmekten alıkoymayın dediğini hatırlattığında çocuklarından kendi çocuğu Bilal, Allah'a yemin olsun ki onları camilere gitmekten alıkoyacağız deyince Hazreti Abdullah radıyallahu anh Hazretleri hiddetlenerekten şöyle demiştir: Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kadın kullarını camilere gitmekten alıkoymayın buyurduğunu söylüyorum. Sen de Allah'a yemin olsun ki onları camilere gitmekten alıkoyacağız diyorsun diyor. Bakın Hazreti Abdullah radıyallahu anh Hazretleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kadınlarla alakalı onları camilerden alıkoymayın, onları camileri yasaklamayın, onları camilere gitmekten men etmeyin sözünden dolayı oğluyla dahi ne yapıyor? Cedelleşiyor, oğluna kızıyor. Bu benim oğlum diye seslenmeyeyim. Yok, bu benim babamdı. Seslenmiyor. Seslenmeyeyim demiyor bakın. Söz konusu olan sünnet-i Resulullah ise ne babasını tanıyor ne de oğlunu tanıyor. Şimdi bu meşhur alimlerin bu noktadaki sözlerine geldi sıra. Sıkılıyorsunuz belki de ama hakkınızı helal edin. Bu meseleyi biraz bitirivereyim. Hemen hızla geçeyim inşallah. Birkaç tane söz nakledeyim. Bitirelim bu gece. Beyhaki. Bu malum tebaî tabiindendir Beyhaki. Aynı zamanda da hadis hafızıdır. Bakın hadis hafızı. Neymiş? Hadis hafızı.
Tabiinin büyüklerinden Eyüp Sıhtiyani'den rivayet eder onun sözünü. Tabiinin sözü. Birisine sünnetten konuştuğum zaman sünneti bırak da bize Kur'an'dan haber ver derse bil ki o kimse sapıtmıştır. Evzai bu da tabiinin önemli zatlarından birisidir. Hem tefsirde, fıkıhta, hukukta önde bir kimsedir. Sünnet, Kur'an'ın açıklayıcısı veya mutlak bir hükmünü mukayyet kılabilir, sınırlayabilir. Veyahut Allah'ın ayeti kerimeyi söylüyor. Ey Muhammed, Kur'an'ın anlam ve hükümlerinden bilmediklerini insanlara açıklaman ve düşünüp onunla hidayeti bulmaları için sana zikri Kur'an'ı indirdik. Nahl 44 buyurduğu gibi Kur'an'da hiç zikredilmeyen hükümler getirebilir. Sünnet ne yaparmış? Bir şeyin hükmünü bozabilir. Yeni bir hüküm de ne yaparmış? Getirirmiş. İmam Ahmet, Beyhaki yine Emir Şabi'den rivayet eder. Amir insanlara şöyle demiştir. Sizler ancak sahih hadisleri terk ettiğinizde helak olursunuz. Ne yaparmışız? Sahih hadisleri terk edersek biz helak olurmuşuz. Yine İmam Evzai arkadaşına şöyle der. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis ulaşırsa sakın onun dışında bir şey söylemeyesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen vahyi tebliğ ederdi. Bunlar tabiinin imamlarından. Yine Beyhaki büyük hadis imamlarından Süfyan-ı Servi'den rivayet eder. Süfyan şöyle der. İlmin tamamı ancak hadis ilmidir. Süfyan-ı Servi mezhep imamıdır. Dikkat edin. Hem sufidir, şeyhtir, hem de mezhep imamıdır. Ama tabisi kalmadığından dolayı, şu anda tabi olanı olmadığından dolayı kimse Süfyan-ı Servi mezhebi ortada kalmadı. Yoksa kendisi mezhep imamıdır. Aynı zamanda hadis hafızıdır. Yani ben Süfyan-ı Servi'nin bu noktada ilimlerini sıralamama gerek yok. İmam Malik, bunları böyle teker teker aldım, hakkınızı helal edin. Şöyle der. Bizden hiç kimse yoktur ki başkasının görüşlerini, başkaları da bizim görüşlerimizi reddetmesin. Ne diyor? Bizden hiç kimse yoktur ki bir başkasının görüşünü ve bizim görüşümüzü reddetmesin. Ya kendisi bir içtihat ediyor ya. Veya bir başkasının içtihadını. Herkes reddedebilir birbirinin içtihadını diyor. İçtihat ediyorlar çünkü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabrini göstererek ancak şu kabirde yatanın sözü bundan müstesnadır, reddedilmez. İmam Malik'e İmam-ı Hanbel reddiye yazar. İmam Şafii reddiye yazar. Biz öyle değil, böyle davranıyoruz da. Hakkıdır. İçtihat kapısı açık. İmam-ı Malik Medine-i Münevvere'de yaşamıştır. Onun Muvatta'sı Hicaz bölgesi Müslümanlarına ait bir fıkıh kitabıdır. Kendisi de der zaten. Muvatta Hicaz bölgesi Müslümanlarına yazılmış bir eserdir der. O diyor ki herkes birbirinin sözünü reddedebilir. Ama diyor şu kabirde yatan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin onun sözü müstesna. Yine İmam
Ebu Hanife'den. Dikkat edin. Dikkat edin. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelirse başımın ve gözümün üstünde yeri vardır. Hadis Hazreti Peygamber Efendimiz'den geliyorsa başım gözüm üstünde yeri vardır. Meşhurdur sözü. Biz bir meselede Kur'an'a bakarız. Yoksa sünnete bakarız. Yoksa Ahmet onu mu dedi, Mehmet bunu mu dedi demeyiz. Biz deriz der. Neye bakarmış? Kur'an'a. Sonra neye bakarmış? Sünnete. Rivayet edilir. Olmuştur, olmamıştır. Ama etrafındaki talebeler var, şahitler var. Mütevatir bu. Çok hacca gitmiştir Hazreti İmam-ı Azam. Ama gittiğinde rivayet ederler. Fıkhına ölçü olan o muvattayı eline almış. Kabri şerifin başına geçmiş. Buna bütün tarihçiler de bunu yazıyor. Bu noktada mütevatir. Başlamış hadisleri mezarı şerifin başında sormaya. Ya Resulallah, bu hadis-i şerif senin mi? Bu söz senin mi? Kabri şerifin başında cevap geliyormuş. Niam, evet. İşaretliyorlarmış. Okuyormuş hadis-i şerifi. Kabri şerifin başında. Bu hadis senin mi ya Resulallah? Kabirden seda geliyormuş. Niam, evet. İşaretliyorlarmış. Birileri inanmayabilir. Bizi ilgilendirmez. Menkıb eder geçer bir kimse. Eyvallah. Ama bu mütevatir derecede. Orada talebeler, bütün Medine halkı bunun gördüğüne dair şehadet edenler var. İmam-ı Şafii. Bakın bunların hepsi de mezhep imamı. İmam-ı Şafii şöyle der. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir hadis rivayet edildiği halde onu delil olarak alıp kabul etmezsem sizleri aklımın gitmiş olduğuna şahit tutuyorum. Bana sahih bir hadis bana nakledilir söylenirse ben onu delil olarak almazsam aklım gitmiştir benim diyor. Sizleri şahit tutuyorum ki benim aklımın gittiğine siz şehadet edin. Yine İmam-ı Şafii şöyle diyor. Bir söz söyler de bu söylediğim söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadise aykırı olursa benim sözümü duvara çalın. Ben bir konuda fıkh ettim, bir konuda hüküm verdim, bir konuda ben fetva verdim. Bu konuyla alakalı bana bir hadis getirdiğinizde ben bunu eğer delil olarak almazsam benim sözümü duvara çalın. Karşılığında bir hadis var ise. İmam Ahmed Hanbelilerin imamı bir arkadaşına şöyle der. Dikkat edin. Çok önemli, mühim. Ne beni ne Maliki ne de Şafii'yi taklit et. Sen de bizim aldığımız yerden al. Bu muhteşem. Bunu sona bırakmamın sebebi bu. Ne beni? Arkadaşına söylüyor. Ne İmam Malik'i? İmam Malik hocası. İmam-ı Azam'da İmam Malik olur. Okur. İmam Malik'te de İmam Şafii ile İmam Hanbeli okur. Diyor ki ne beni? Ne de hocasını söylüyor. Ne de Maliki ne de Şafii taklit et. Sen de bizim aldığımız yerden al. Harika. Alabiliyorsan, bu kadar ilmin var ise oturup hadis kitaplarını indirebildiysen harika. Ama bu müthiş bir şey. Yine İmam Ahmed şöyle der. Allah Kur'an-ı Kerim'inde
Resulullah'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette elin bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar. Nur 63 buyurdu. Hadisin senet ve sıhhatini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiğini bildikleri halde Süfyan'a gidip soranlara şaşarım. Yani hadis-i şerifler böyle bir de hani aykırı hareket etmek için aykırı hareket edenlerin başlarına bir bela gelecek. Ve bunu bildikleri halde bir hadis-i şerifi gidip Süfyan-ı Servi'ye soruyorlar. Bu hadis sahih mi değil mi diye. İmam-ı Hanbel diyor ki ben bunların akıllarına şaşarım. Diyor ki ayette geçen bela nedir biliyor musunuz? Ona soruyor arkadaşı nedir? Şirktir diyor. O kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerine aykırı hareket ederse, reddederse şirke düşmüş olur diyor. Allah muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü reddederse kalbine şüphe girer ve bu yüzden helak olur dedi. Yine Beyhaki Mücahit bin Cebir'den Allah rahmet eylesin şöyle nakleder. Eğer aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız o konuda hüküm vermek için Allah'ın kitabı Kur'an'a ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönün. Nisa 59 ayette geçen Allah'a dönmekten kasıt Allah'ın kitabı Kur'an'a başvurmak, Resulüne dönmekten kasıt ise sünnete başvurmaktır. Bunları biraz daha burada var bir hayli ama bunca okuduğum şeylerin yeterli olduğunu inanıyorum. İnşallah bu sohbetlerde zikredilen ayetlerden, hadislerden, imamların sözlerinden hadis-i şeriflerin sahih olanlarını inkar etmenin küfür olduğunu, hadis-i şeriflerin üzerinde şüphe beyan etmenin insanları helaka götüreceğini, varsa içinde zayıf ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözünden ağzından çıkmadığı halde uydurulmuş hadis var ise bunlar hadis imamlarının işi olduğunu, hadis imamları da bunları derleyip toparlayıp bunların hadis mecmuası olarak yayınlandığı ve bu noktada geçmiş hadisçilerin bunların üzerinde kılı kırk yararaktan bunları ayıkladığı, imamların mezhep imamlarının bu hadisleri ayıklayaraktan fetva verdiği, hüküm verdiğini ve bu yola uymanın yani Kur'an ve sünnete uymanın din olduğu, dinin iki önemli kanalının, delilinin, temelinin olduğu, birisi Kur'an, birisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti olduğu, bu konuda üçüncü bir hükmün sahabelerin ve ehli beytin Kur'an ve sünnetten çıkardıkları hükümler oldu. Bu sohbetin, iki günlük sohbetin sonucunda verebilecek olduğumuz cevap bu. O yüzden kıymetli kardeşler, Allah'ın Resulüne tabi olmak Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Kimse bize Kur'an yeter deyip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olmak, itaat etmek, uymakla alakalı ayet-i kerimeleri boşa çıkarmaya çalışmasın. Bunu bilerek yapanlar ümmete Muhammed'in karşısında büyük bir günah işliyorlar. Bilerek hadisleri reddedenler, bilerek hadisleri yok kabul edenler, bilerek hadislerin üzerinde şüphe soru işaretinde bulunduranlar ne yazık ki din adına, dindarlar adına çok büyük bir günah kebair işlemekte.
bir kısmı yaptıklarıyla günah-ı kebar işliyor. Yaptıklarının derecesine göre. Bir kısmı günah-ı kebardan yukarı küfür ehli oluyor. Şirke düşüyor. Zulmediyorlar. Zulmediyorlar Müslümanlara. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, hiç kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinin üzerinde şüphe oluşturmasın. Buna hakkı yok kimsenin. İlim adamları, hadisçiler, tefsirciler, fıkıhçılar otursunlar. Eğer varsa uydurma hadis dedikleri hadislerden bunları ayıklasınlar. Vazifeleri bunların. Ama içinde bir sepet elmanın içerisinde bir tanesi çürük diye elmayı inkar etmek. Herhangi bir adam veya kadın nasıl hırsızlık yaptıysa, bütün insanları hırsız hükmüne koyamıyorsak, herhangi bir kadın veya erkek bir haram işlediğinde bütün insanları o haramdan sorumlu edemiyorsak, hadislerin içerisinde de varsa zayıf hadis veyahut da uydurma hadis, bütün hadisleri kökten yok kabul etmek, reddetmek ilim değildir, irfan değildir, insanlık değildir, Müslümanlık değildir, müminlik değildir, hiçbir şey değildir. Ve bunları Müslümanların gözüne sokarcasına, Müslümanlarla alay edercesine, Müslümanlara hakaret edercesine, televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda, basın yayında, internette, Facebook'ta, Twitter'da, orada burada, her yerde, her yerde fitursuzca saldırmak, fitursuzca hadis-i şerifleri inkar etmek, hakaret etmek, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisleriyle alay etmek, en azından günah-ı kebair yaptıklarına göre ileri doğru küfür ve şirktir. Bunlarla mücadele etmek, bunları durdurmak, bunlara ilmi noktada cevaplar vermek bütün Müslümanların üzerine farz ayındır. Birisi hadisleri inkar ediyorsa onlarla tartışmayın. Sapıklığa düşmüşler. Bilginiz varsa oturun tartışın. Bilgisi olmayanlar tartışmasınlar. Televizyonda bunu söylüyorlar. Örneğin. Şikayet edin. Gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun. Deyin ki bizim dinimize hakaret etti. Bizim dinimizin en önemli ölçülerinden birisi olan, dinimizin delillerinden en önemli ikinci delili olan hadisleri inkar etti. Bunları savcılığa şikayet etmekle mükellef bütün Müslümanlar. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacaksınız. Benim burada yaptığım sohbetlerden dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar. Ben gidiyorum ifade veriyorum. Evet. İstanbul'da, Üsküdar'da hadis okuyordum. Adam gitmiş suç duyurusunda bulunmuş. Polis aldı götürdü beni camiden. Hakkında şikayet var dedi. Benim elimde hadis kitabı gittim. Haydi ad, soyad, ana adı, baba adı, haydi dosyalar, oradan buradan aranması var mı, soruşturması var mı? Akşam 10 oldu. Evet. Şikayet eden de caminin imamı. Cuma'dan sonra hadis okuyorum orada. 3-5 tane genç var. 5-10 tane oldular. Tabii bir hafta 2-3 kişi oldu. Öbür hafta 5-6 kişi oldu. Bir daha hafta da 10 kişi oldu. O da caminin kenarında böyle bir küçük bir yer var. Oturuyoruz, hadis okuyoruz. Sorulu cevaplı sohbet ediyoruz. Evet.
Adam demiş ki bu Hizbullah. İşte şu, işte bu. Bir tane bir adam için bir minibüs adam geldi. Güldür 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 güldür. Telefon açacağım İstanbullulara, bir dert açmasam bir dert. Onlar derse bekliyorlar orada beni. Bir de böyle psikolojik savaşlar bekletiyor seni orada. Hakkında şikayet var ya, siyasi şube gelecek, işte bilmem ne şube gelecek, şube müdürü gelecek, o gelecek, bu gelecek, müdürümüz gelecek. Bekliyoruz ne müdür gelecekse. Evet. Hadis okuyorum diye. Elimde hadis kitabı, Rudani. Hadis okuyorsanız başınıza bir şey gelir. Evet. Bu işin ayrı bir cilvesi. Şeytan sizi hadis okumanızı istemez. Şeytan sizin sünnetle amel etmenizi istemez. Şeytan ve şeytanlaşmış akıllar hadis-i şerife savaş açarlar. Çünkü hadisleri yok ederlerse Kur'an'ı yenmeleri çok kolay. Uyanık olun. Din, Kur'an ve sünnet. Size iki şey bırakıyorum. Kim sımsıkı yapışırsa asla sapıtmayacaktır. Nedir ya Resulullah? Kur'an ve benim sünnetim. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Geçmiş ümmetler 72'ye bölünmüştü. Benim ümmetim de 73'e bölünecek. Birisi fırkayı Naciye'de, gerisi fırkayı Dalle'de. Kim ya Resulullah fırkayı Naciye'de? Kim Kur'an ve sünnetime sımsıkı yapışırsa o fırkayı Naciye'de kurtuluş ermiş. Fırkayı Naciye. Peki deri kalan ne? 72 fırka var. 72 fırkanın ne olduğunu ümmete anlatıyorlar mı? Hayır. Var mı 72 fırkadan 2-3 tane fırka sayacak olan? Bu da benim eksikliğim. Sizin suçunuz değil. Evet. Önümüzdeki hafta o zaman sapık fırkalardan bahsedeyim. Bu benim eksikliğim o zaman. Bu kimsenin eksikliği değil. Önümüzdeki hafta kazan kaynasın o zaman. Biraz sapık fırkalardan bahsedeyim. Hoplasın ortalık biraz o zaman. Canımız rahat etmiyor. Savcının önüne çıkacağız gene. Konuşamazlar bunu. Neden biliyor musunuz? Herkes savcının önüne gitmekten korkar. Evet. Önümüzdeki hafta biz sapık fırkalardan bahsedelim. Fırkayı Naciye neymiş? Sapıklar nelermiş? Onlardan bahsedelim. Evet, sohbetimi inşallah 3 tane ayet-i kerimeyle son bulduracağım. Bu konuyla alakalı. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Allah'ı zikredenler için ne varmış? Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnekler varmış. Eğer siz Allah'ı zikreden, çokça zikreden sufilerdenseniz, dervişlerdenseniz, evet, sizin için Hazreti Peygamber'de güzel örnekler var. Ashab ayet 21'di. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça affeden ve çokça merhamet edendir. Ali İmran ayet 31. Eğer Allah'ı seviyorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olun. Allah da sizi sevsin.
Ona tabi olursanız Allah sizi sevecek. Eğer sen Allah'ı seviyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi ol. Ona tabi olursan Allah seni sevecek. Allah seni severse senin günahlarını bağışlar. Allah seni severse Allah seni affeder. Allah sana merhamet eder. Allah sana merhamet eder. Bu neyle mümkün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymakla mümkün. Ona uyacağız. Son ayeti kerime. Bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, bu dosdoğru bir yoldur. Ali İmran ayet 51. Allah bizi bu dosdoğru kulluk yapan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak sürçülisan ettiysem beni affeylesin. Amin. Sözlerimde bir eksiklik, bir yanlışlık olduysa Allah sözlerimi düzeltsin inşallah. Amin. Kıymetli dostlar, bu noktada inşallah Rahman sizler Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışan kardeşlerden olursunuz. Önümüzdeki hafta cumartesi Allah'tan bir şey gelmez. Cenab-ı Hak inşallah vakit fırsat verirse dersimiz fırkalarla alakalı olacak. Bu fırka neymiş, neydi, ne yenilirmiş mi, ne içilirmiş mi, neymiş? İnşallah önümüzdeki hafta az bir şey de olsa, çok uzun olmasa da fırkalarla alakalı kısacık bir de olsa bir derslik, bir sohbet edelim inşallah. Bunları böyle şimdi hakkınızı helal edin. Hızla geçeyim. Bu kardeşlere de ayıp olmasın inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Abdullah sünnet-i seneye uymakta olduğu konuda ve haç mevzusunda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e rücu etmişler midir? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Bilmiyorum bu konuda, o konuda rücu edip etmelerini bilmiyorum. Şeb-i Arus açılışında konuşurken Allah insanları özene bezene yarattı dediniz. Bu söz tehlikeli değil midir? Allah özenme vasfından münezzeh değil midir? Neden özene bezene demek biraz bunu hani mübalağalı konuşmak derler ya. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bu meselede böyle mübalağalı bir şey yaptı. Hani özene bezene yarattı derken hani böyle Cenab-ı Hak onu en güzel şekilde, en iyi bir şekilde yarattı. Bu noktada onun üzerine çok ihtimam gösterdi. Onu çok güzel bir yaratılışla yarattı demek. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 milleti dahi elin yüzün yumaz değil. Yunus Emre'nin bu dizisinde bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, gönül yıkmakla namaz kılmanın ne ilgisi var? Senin için bir ilgisi yoksa onu ilgilendirmemiz mümkün değil zaten. Bir kimse bir gönül yıkarsa kıldığın namaz değil dedi derken senin kıldığın namazdan bir şey beklenmez. Ayet-i Kerime tefsiri bu. Ayet-i Kerime der ki namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Sen öylesine namaz kıl, seni kötülüklerden alıkoysun. Öylesine bir namaz kılmıyorsan gönül kırıyorsun. Büyük günah kebar işliyorsun. Hem namaz kılıp hem günah kebar işliyorsan namazın namaz değil senin o zaman. Anladınız mı? Güzel ahlaklı olmak. Müslüman odur ki diğer Müslümanlar elinden ve dilinden emindirler. Mümin odur ki diğer insanlar malından ve canından emindirler. Gönül kırmak yok, incitmek yok, haram işlemek yok. Gönül kırmak, haram işlemek. Ve gönül kırmak hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım dedi, gönlü kırarsan sen düşün artık. Allah'ın tahtını kırmış oldun.
Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elif bilmezsin. Bu nece okumaktır? Dört kitabın manası nasıl elifte bellidir? Yunus Emre burada ne demek istemiştir? Elif uzun. Dört kitabın manası bir noktadadır der Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Peygamberler neden 40 yaşında peygamber olurlar? Olgunluk yaşı 40. Cenab-ı Hak öyle emretmiş, öyle istemiş, öyle adetullah ve sünnetullah bu. Dinlediğim bir televizyon kanalına bir profesör Müslümanların iki gecesi olduğunu, İsra gecesi ve Kadir gecesi olduğunu söyledi. Hoş geldin 23 Nisan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mevlüt kandili olmadığını söyledi. Diyanetin de buna müdahale etmesi lazım dedi. Buna göre idrak ettiğimiz Mevlüt, Regaib, Miraç ve Beraat geceleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında var mıydı? Bu geceler imam efendilerimizin iştihadı mıydı demiş kardeş. Allah razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında Mevlid gecesi yani doğum günü olarak kutlandığına dair herhangi bir rivayet yok. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh hazretlerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum günüyle alakalı bir şeyler yapılmasında bir sıkıntı görmemiş. Bu noktada Regaif ve Miraç ve Beraat geceleriyle alakalı hadisler var. Burada hadislerin olmadığı, hadisin olmadığı tek gece var. Bu da kutladığımız Mevlid kandili. Ama Mevlid kandili ile alakalı illaki bir delil gerektirirse kıyasa girebiliriz. Kıyasa girmek ne? O gün sohbette anlattıydım. Musa aleyhisselamın kavminin helaktan kurtulmasının gününü şükran günü olarak oruç tutan Yahudilere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iştirak etti. Biz de o güne biz de oruç tutarız dedi. Oruç tuttu Medine-i Münevvere'de. Musa aleyhisselamın kavminin ve kendisinin kurtulduğu günle alakalı. Buradan ölçü çıkabilir. Bir kimse Mevlüt kandilini kutlasa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum günü için kendince sevinse, hayır hasenat yapsa, kendince ya Rabbi sana hamd ediyorum. Hamdimi göstermek için de oruç tuttum, zikir yaptım, işte namaz kıldım dese. Bunda ne zarar var? Bir kimsenin nimete hamd etmesi faziletten değil mi? Nimete şükretmesi fazilet değil mi? Bir kimseden bir lokma yesen ona teşekkür ediyorsun. Ona teşekkür, Allah'a teşekkür diyor hadis-i şerifte. Sen bir peygamber tanımışsın. Cenab-ı Hak onu sana lütfetmiş, ikram etmiş. Bunun karşılığında Allah'a hamdini göstermek için ibadet etsen. Neresi yanlış? İşin en ilginç noktası şu. Daha yeni doğmuş, bir yaşına gelmiş çocuklar için doğum günü kutlayan insanlar, çocuk doğduğundan habersiz, yaşından habersiz, her şeyden habersiz. Bütün anası, danası, ne kadar akrabası varsa toplayıp, bir tane pasta üstüne bir tane de sipsivri mum yakıp, çocuk üflemekten habersiz. Bunu yapan insanlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Müslümanlar doğum gününü idrak edip ibadet ediyorlar, zikrediyorlar, oruç tutuyorlar, hayır hasenat dağıtıyorlar, dillerine pelsenek ediyorlar bunu. Hayatları boyunca iyi bidatta değil, kötü bidatın içerisinde yüzen insanlar, kötü bidatın içerisinde yüzen insanlar. Birisi Allah rızası için bir kendince bir zikir yapıyor, bir ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Veyahut da bütün ümmetin içerisine yerleşmiş. Ümmet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğdu diye ona Cenab-ı Hakk'a hamdini gösteriyor, şükrünü gösteriyor. Ona
ümmet olmanın sevincini yaşıyor. Çıkıyor birisi. Siz bidat işliyorsunuz. Söyleyen adama bakıyorum, sakalı yok be ahmak. Bütün peygamberlerin hiç terk etmediği sakalı yok. Sana ne diyeyim? Sana ne diyeyim? Adem'den itibaren bunu söyleyen kimse, bunu diyecek olan kimse ömrü hayatında hiç bidatla alakalı işi olmayacak. Yok. Bir de bidatı o noktaya getirdiler ki bir kimse bir şey yapıyor. Bir ibadet ediyor, bir şey yapıyor. Bu dinde yok. Ya namaz kıldı adam. Siz Allah'tan zikirle, namazla, duayla yardım dileniniz. Adam namaz kıldı, Allah'a dua etti ya. Namaz kıldı adam. Mevlüt kandili dedi, zikretti. Mevlüt kandili dedi, tesbih namazı kıldı. Mevlüt kandili dedi, salatu selam getirdi. Mevlüt kandili dedi, pilav dağıttı, şerbet dağıttı, süt dağıttı, ikram etti insanlara. Benim Muhammed-i Mustafa, peygamberimin doğum günü. Bugün doğdu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ben ona ümmet olmanın sevincini yaşıyorum. Onu tanımanın sevincini yaşıyorum. Malını dağıtsa sana ne? Sana ne kardeşim? Yok. Ümmet-i Muhammed'in bir şeyine karışmak herkese farz. Bileni bilmeyeni. Yoldan geçen bize hakaret ediyor. Yoldan geçen. Neden susuyoruz? Edep ediyoruz. Neden pasifiz? Neden denizin üstünde köpük gibiyiz? Buyuz. İmralı'daki Apo'ya birisi bir şey diyor, millet Molotov kokteylinden yakıyor ortalığı. Yakıyor ortalığı. Git solcuya bir şey de yaksın ortalığı. Evet. Aha Gezi. Müslümanlar ne yapsın? Bizim camimizi yıksalar, yıkılması lazımdı ya der, çıkarız biz. 28 Şubat'ta yanımdaki adam vermiş benim adresimi. Dedim oğlum neden verdin? Yalan mı söyleseydim dedi. Böyle elimi omuzuna koydum, maşallah dedim. Bize böyle öğretmedin mi dedi, yalan söylemeyin demedin mi dedi. Elimi omuzuna koydum. Bunu söyleyen adam... Gece saat 3'te gencecik karısını sokağa bırakan adam. Sokaktan aldım hanımını. Böyle elimi omuzuna koydum. Baktım, aklıma geldi bütün yaşananlar. Haklısın dedim, sen ömrün boyunca hiç yalan söyleme. Hiç yalan söyleme sen dedim. Biz buyuz. Adamlar o yüzden, İslam'a saldıranlar o yüzden fütursuzca saldırıyorlar. Fütursuz. Dur diyen yok ki. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerine hakaret etmek fikir özgürlüğü. Müslümanlara hakaret etmek fikir özgürlüğü. Tarikatlara, şeyhlere, alimlere hakaret etmek fikir özgürlüğü. Hadis-i şerif
Siz diyor aranızda korku olacak. Siz dağılacaksınız, parçalanacaksınız. Hiçbir kıymetiniz olmayacak. Ya Resulallah, o zaman Müslümanlar çok olacak mı? Çok olacaklar diyor. Ama onların arasına işte bir böyle bir bulutumsu bir şey böyle bu. Korku girecek. Dünya sevgisi girecek. Ölmemek için uğraşacaklar. Bir şeylerini kaybetmemek için uğraşacaklar. O yüzden Timurdu'ya gidecek her şey. Herkes kabuğuna çekilecek. Aman bana dokunmasın kimse. O evinde sıcacık yatsın. Açsın interneti de oradan klavyeden ulemalık taslasın. Kes kopyala yapıştır onu haram de. Kes kopyala yapıştır ona helal de. Kes kopyala yapıştır şöyle yapmak lazım da. Neredesin? Evde. Bu hale geldik. O yüzden önüne gelen sünnet-i Resulullah'a sataşıyor. Hadislere sataşıyor. Bunun sorumlusu biziz. Bunun sorumlusu başka kimse değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki ben size annenizden, babanızdan, eşinizden, çocuğunuzdan, malınızdan, canınızdan daha sevgili olmadıkça imanınız kemale ermez. Hadis-i şerif. Annenizden, babanızdan, eşinizden, çocuğunuzdan, malınızdan ve canınızdan daha sevgili olmadıkça imanınız kemale ermez. Bu Mustafa Özbağ'ın sözü değil. Hadis-i şerif. Bizim annemize küfretseler silahı kapar adamı delik deşik ederiz. Babamıza küfretseler onu perperişan ederiz. Hele bir adam karımıza bir laf söylesin. Oho! Cinayetler çıkarırız. Çocuklar ilahımız bizim. Çocuklar ilahımız. Doğdu ya, sultanımız doğdu. Padişahımız doğdu bizim. Sadece bizim değil, annenin babanın değil. Dedeler, nineler, amcalar, halılar, teyzeler, dayılar. İlah doğdu bir tane. Bu da doğdu, bu da. Tabii. Yani bütün Budistler bir Buda doğurmak için uğraşıyor. Asıl Budalar bizde. Çocuğumuz, çocuklarımız arş hala da bizim. Ardından ne malınız? Diyor hepsinden en sevgili ben olmadıkça imanınız kemale ermez. Bunu yaşıyoruz. Bunu yaşıyoruz şimdi. Bunu yaşadığımızdan dolayı televizyonda, gazetede, radyoda, basında, bilen de, bilmeyen de, çocuğu da, büyüğü de, cahili de, yaşlısı da, ihtiyarı da, kadını da, erkeği de önüne gelen hadis-i şeriflere saldırıyor. Evet. Bunun karşısında Müslümanlar seslerini yükseltemiyor ki. Dinliyoruz biz. Ya böyleyiz. Adam senin malına dokunsun bak ne yapıyorsun sen. Adam senin çocuğunu bir dokunsun bir öğretmen çocuğun kulağını tuttu. Hepimiz okulda almıyoruz mu soluğu? Nasıl benim çocuğun kulağından tutarsın? Şurada bir öğretmen vardı. Hocam öyle değil mi? Kulağından tutabiliyor musunuz mu öğrencinin? Mümkün değil değil mi? Soruşturmanın bin bir türlüsünü geçirirler. Evet. Çocuğumun kulağını sen nasıl tutarsın? Tabii ya. Çocuğunun kulağı pırlantadan. Mukaddes. Hazreti Peygamber değil sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi. Evet. Hadis açık arkadaşlar.
Hazreti Peygamber'in sevgili olması ne demek? Sen onun sünnetine uyacaksın. Sana onun sünneti her şeyden sevgili ve kıymetli gelecek. Beladan, musibetten, sıkıntıdan kurtulursan hiç sıkıntı yok. Ben bir küçük bir şey anlatayım size. 28 Şubat'ta her şey curcuna böyle. Her şey curcuna. Gece rüyamda beni sorguya aldılar. Bir sürü dosyalar, çantalar taşıyorlar böyle. Ben sorguya çıktım. Beni sorguya aldılar. Bir şey soruyorlar bana. Ben diyorum ki bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emriyle yaptım. Bir şey daha soruyorlar. Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emriyle yaptım. Bir şey daha sordular. Bana ne soracaksanız sorun dedim. Ben bugüne kadar her ne yaptıysam dedim. Hepsinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emriyle yaptım. İsterseniz gidin onun kendisine sorun dedim. Ben ne yaptıysam onun emriyle yaptım dedim. Bütün dosyaları, kağıtları topladılar, çantaları topladılar heyet halinde. Heyetin başı dedi ki, bu nasıl ölecek bir sözümüz yok dedi. Haydin gidiyoruz dedi. Yürüdüler gittiler. Ben tabii terlemişim, kan revan, ben uyandım. Kalktım duş aldım filan. Saate baktım, yatalı bir saat olmuş zaten. Ha uyuyorsan, istersen uyursan. Aradan bir müddet geçti, Şeyh Efendi geldi. Mustafa Efendi ne oluyor oğlum? İyiyim efendim. E oğlum bir sıkıntı yok mu? Yok efendim. Bir problem yok mu? Yok efendim. Ben o icazeti almışım artık kendimden. Ben sıkıntı mı var derim. Oğlum her yer fırtına dedi. Efendim dedim, fırtına bile güzel dedim. Nasıl oğlum dedi. Efendim dedim, fırtına çürükleri olur götürüyor dedim. Kurumuş yebildikleri uçuruyor dedim. Kalan kalıyor efendim dedim. Maşallah Mustafa Efendi dedi. Maşallah oğlum dedi. Dedi sende bir şey olmuş. Oldu efendim dedim. Ne oldu Mustafa Efendi dedi. Böyle böyle oldu efendim dedim. Heyet halinde çantalarda dosyalar dedim. Getirdiler çantaları dedim. Bütün hayatım dedim dosyaların içindeymiş. Önüme koydular dedim. Şurada şunu yaptın. Şimdi böyle söyleyince içimizde bir şey var, birisi var. Ondan sonra amel defteri bu dünyada görünüyor diyen. Bizim de amel defterimizi böyle döküyorlar. Bizim amel defteri bir türlü değil bizimki. Böyle dökülüyor. Dedim efendim böyle böyle yaptılar dedim. Açtılar çantaları, dosyalar açtılar, başladılar dedim sorgulamaya. Ben olayları da hatırlıyorum ha. Yani söylediği şeyi hatırlıyorum. Burada şunu yaptın deyince ben böyle birincisine cevap verdim. İkincisinde sesim yükseldi. Benim kafa kırık ya benim. Üçüncüsünde ben bu sefer haykıraraktan söyledim. Dedim ne yaptıysam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bizatihi emriyle yaptım. Gidin onun kendisine sorun dedim. Ben onun emrinden dışarı çıkmadım deyince toparlandılar. Dedim böyle böyle oldu. Böyle baktı mübarek. Maşallah oğlum dedi. Geçmişin oğlum dedi. Neyi geçtiysen bilmiyorum artık ha. O biliyor. Bizim bir şey geçtiğimiz yok da. Sünnet-i Resulullah'a uyun. Uyumazsanız asıl bela ve musibet gelir. Uyumazsanız asıl sıkıntıya düşersiniz. Allah muhafaza eylesin. Hızla geçeceğim dedim geçeyim. Bazı hadis hocaları kutlu doğum haftası ve mevlüt kandillerini bidat olarak yorumluyor. Sizce bu durum nasıldır? Biz bidat deseler dahi kutlayacağız bunları. Ve milletin gözüne sokacağız. Kutlu doğumları kutlayacağız harıl harıl. Mevlüt kandillerini, kandilleri kutlayacağız harıl harıl. Gözlerine soka soka, kalplerini yara yara, ciğerleri yana yana buna sabredecekler. Herkese, bütün aleme ilan edeceğiz. O doğdu diyeceğiz. Evet.
Onlar itiraz edecekler. Bu yok diyecekler. Bunlar biz diyeceğiz ki olup olmadığını dahi sorgulamıyoruz. O doğdu, o geliyor diyeceğiz, yürüyeceğiz. Ne yapıyorsanız yapın. Çatlayın. Nerenizden çatlarsanız serbestsiniz. Oranızdan çatlayın. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni seveceğiz ve insanlara da sevdireceğiz. Hem kendimiz tanıyacağız, insanlara da tanıtacağız. Siz bize sapık diyeceksiniz, siz bize bidatçı diyeceksiniz, siz bize diyeceksiniz ki bunlar İslam'dan haberi yok, diyeceksiniz ki sonradan bir şeyler çıkardılar. Hep bizim yaptığımız her şey bir kulp takacaksınız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Onun peşine düşmekten vazgeçmeyeceğiz. Onun emrini dinlemekten vazgeçmeyeceğiz. Ona aşık olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Dağa da, taşa da, ovaya da, ağaca da, kuşa da, her yere Muhammed Mustafa'nın mührünü vurmak için gayret edeceğiz. Evimizde yatmayacağız, çocuğumuzu okşayamayacağız. Eşimizi okşayamayacağız. Dostları yemek yiyemeyeceğiz. Dostları uyuyamayacağız. Dostları rahat edemeyeceğiz. Bu dünya rahat yeri değil. Yürüyeceğiz, koşacağız, 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 koşacağız. Muhammed Mustafa'nın tanınması için, bütün alemin tanınması için koşacağız. Allah için koşacağız. Makam istemiyoruz, mevki istemiyoruz, şan istemiyoruz, şöhret istemiyoruz, para istemiyoruz, mal mülk istemiyoruz. Hepsi de sizin olsun. Biz Allah ve Resulünün peşinden gideceğiz. Siz istediğiniz kadar yırtın nerenizi yırtarsanız. Hiç vallahi zerrece bizi durduramayacak hiçbir şey. Zerrece. Bütün alem ayağa kalksa, bütün alem ayağa kalksa, biz Kur'an ve sünnetten vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz ona. Biz Kur'an ve sünneti anlatmak, yaşatmak, yaşattırmak, bunun mücadelesini vereceğiz. Allah'a aşık olmanın yolunu göstereceğiz insanlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine aşık olmanın yolunu göstereceğiz. Ona uymanın yolunu göstereceğiz insanlara. Elimizde ne geçerse helal dairede fırsat olarak insanlara bunu bu noktada nakletmek için yürüyeceğiz. Kimsenin parasında değiliz, pulunda değiliz, makamında, mevkisinde değiliz. Kim ne topluyorsa toplasın. Bize Kur'an ve sünnet lazım. Derdimiz bu bizim. Bunun için sizin önünüze getirecekler hep. Bizim önümüze de getirecekler. Zerrece var ya, zerrece. Kıl, kıl, kıl. Kıl inceliği var ya, o İncelikte daha geri adım atmayacağız. İnşallah. İş yerinde arabalara ticari kasko yaptırmak caiz mi? Darül Art'ta caiz. Ben evliya, veli ve alimlerin hayatlarını çok merak ediyorum. Onlardan hayatta olmasalar bile bize bıraktıkları eserlerinden faydalanmak, öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm evliya, Allah dostlarının hayatlarını ders programımıza sokup işleyebilir misiniz? Bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ukalalık olarak algılamayın lütfen ama bugün Şeyh Adel Edebali bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Ah kardeş, inşallah. Bunu ne kadar güzel söylemişsin. Al bir kitap da oku. Tabii. Avarifül Maarif var. Velilerin, evliyaların menkıbelerini anlatıyor. Gerçekten alın oku. Evlilik öncesi 3 defa görüşme usulünü Kur'an ve sünnet dairesinde ayet ve hadis üzerine açıklar mısınız? Lütfen hem kendim için hem de yakın dairemde ve çevreme doğru bilgi vermek için bilgilerinize ihtiyacım var demiş. Defalarca söyledim, evlenecek olan insanların 3 sefer görüşme hakkı var. 3 değişik zamanda. 1. görüşme, 2. görüşme, 3. görüşme. Bu kadar. Bunu ben teferruatlandırıyorum ama rüzgar gibi geçeceğim. Sigara içmek haram mıdır, mekruh mudur? Sigaradan kurtulmak için ne yapmalıyız?
üzerindeki ibare var ya, sağlığa zararlıdır diye. Haram etmek için yeterli. Üzerinde damga var. Sağlığa zararlıdır. Bütün dünya tıpçıları bunda hemfikir mi? Evet. Üst solunum yollarının rahatsızlıklarının, akciğer rahatsızlıklarının %80 sebebi sigara mı? Evet. Haram. Üzerindeki ibare yeter. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında olsaydı sigara içen bir kimse olur muydu? Allah tüm hastalara şifa versin inşallah. Amin. Resmi nikah dinen geçerli mi? Dini nikah kadı olmadan geçerli olur mu? Nikahın farzları neler, açıklayabilir misiniz? Resmi nikah dinen geçerli derseniz, Türkiye laik demokratik hukuk devleti, vallaha da yemin ediyorum Cumhuriyet Savcısının önünde alırsınız, Hülya Avşar bile aldı. Unutmayın. Zaten bir imama giderseniz, benim nikahımı kıyarsanız, imam resmi nikahınız yoksa da kıyamaz zaten. Kıymıyorlar da. Yarın öbür gün bir şey olursa, çünkü gidiyor millet, ne oldu? Biz imama gittik, nikahımızı kıydırdık diyor. İmam efendi el sallıyor. Öyle dini nikah, hoş, Yargıtay geçenlerde iyi bir karar verdi. Bu noktada mesela işte dini nikahla nikahlanmış olanların nikahlarını kabul etti Yargıtay. Yani Türkiye'de bazı şeyler değişiyor işte böyle. Zorla değiştiriyorlar. Ama yine de bu tabii laik ilkelere aykırı bir nokta. Ama ne olacak? İşte dini nikah, dini nikahın farzı, tek farzı şu: icap ve kabul. Bu ağaç, şu direkt kadın olsun. Hep iki de bir de kadın oluyor zaten o. Bu direğin başına gelenler benim yüzümden. Bir sefer şunu yapayım ben. En sonunda isyan edecek. Diyecek ya, ikide bir de beni örnek verme. Bir şey değil, mahşerde benimle beraber gelecek. Ben seni nikahlayayım ya diyecek. Başımıza iş açacak. Neyse, biz orada da buluşuruz senden, önemli değil. Evet. Yine bu kadın olsun. Ben değiştirmeyeyim yeri. Onu dedim ki ben tahtaya, şu direğe, seni nikahıma aldım. O da sustu, kabul etti demek. O da tamam dedi, bitti. Tamam demedi, tebessüm etti, sustu, tamam, bitti. Hani kadınlar bir de böyle flaş gibi açıp kapatıyorlar ya gözlerini. Kırpıştırıyor böyle. Tamam, bitti. Nikah bitti. Nikah bu kadar. İcap ve kabul. Yani kabul ettiğine dair kafasını salladı. Tamam dedi. Tebessüm etti. Utandı. Ay ne kadar güzel filan dedi. Bitti. Nikah bu kadar. Bunun için hacıya hocaya lazım değil. Bir de o var bizde. Bizim nikahımızı kim kıydı biliyor musun? Kim kıydı? Şey efendi kıydı. Sanki Katolik nikahı kıydı şey efendi. Hiç bozulmayacak yani. Böyle bir şey yok. Bu da yanlış. Bir kimse evlenecekse 3 sefer görüşür. Tabi bizimkiler görüşürken genel olarak pembe pancurlu ev olacak, bahçesi olacak, bahçesinde kediler köpekler olacak. Önünde son model Mercedes olacak. Yok böyle bir şey.
Hayat standardını konuşun, ne asıl yaşayacağınızı konuşun, neler beklediğinizi konuşun. 3 sefer konuşsanız bitecek. İnşallah hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eder. İnşallah. Selamünaleyküm el Fatiha ve selavat. Amin.